Evet. Hocam ilk olarak hemen direkt şu aşı çalışmaları ile ilgili gelişmeleri sorabilir miyim? Tabii Mart şimdi ayında insan üzerinde denenen bu aşı ile ilgili şu andaki son durum nedir? 80 tane aşı çalışması var. Değişik şirketler ve kurumlar tarafından. Yani Evet. hummalı bir çalışma var aşı bulmak için. Zaten bu. İlginç çalışmalar aşı şirketlerinden biri Boston'dan aynı zamanda NIH ile birlikte çalışıyorlar. Sadece bilgi transferi yapıyor virüsten. Yani virüsün bir parçasını vermiyor vücuda. Bir proteini, virüsün yüzeyindeki sivri bir proteinin kodunu alıyor messenger RNA'ya, lenf nodlarına veriyorsunuz vücutta. Ve vücut bu yeni proteini görünce, proteinin kodunu hatta görünce bir bağışıklık sistemi yapıyor. Bu Mart ayında başladı İnsan çalışması. üzerinde birkaç ay içinde çıkacak sonucu büyük bir ihtimalle. Evet. NIH buna bir 500 milyon dolar verdi bu şirkete bunu yapması için. Sağlık çalışanları için büyük bir ihtimalle Eylül-Ekim gibi kullanılabilir duruma gelecek ama masif yapılması, aşırı bir sürü bunların üretilmesi, milyarlarca aşı lazım. Bir sürü şirketin başarılı olması lazım. Bazı başka şirketler de var bunu yapıyor. 2021 civarında bir aşı gelebilir. Ama aşıda da %100 garanti yok. Mesela grip aşısında olduğu gibi %50-50 olduğu seneler oluyor. Daha az düşük olduğu zaman seneler oluyor. Ama bir aşının özellikle sağlık çalışanları için gelmesi zamanı belki de sonbahara doğru olacak.